Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Öğretmen atamalarının gelmediği şu günlerde Türkiye'de öğretmen ataması bekleyenlerin sayısı ne kadar? Bir hayli arttı. Çığ gibi de artmaya devam ediyor. 2024 yılında farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu sayının 150 bin ile 350 bin arasında olduğu tahmin edilmekte. Öğretmen ataması bekleyenlerin sayısı. Şimdi senin değerlendirmesi 2023 yılı Temmuz ayında yapılan açıklamada atanmayı bekleyen öğretmen adayı sayısının 600 bine yakın olduğu belirtilmiştir. 600 bine yakın eğitimsenin kaynağına göre atanmayı bekleyen öğretmen var. Tabii ki de bunlar sınava girmeyen, üniversiteden mezun olan öğretmenlerin de dahil edildiği bir sayı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı Ağustos ayındaki açıklamasına göre MEPSİS veri tabanına göre öğretmen ihtiyacının 74.781 olduğu ifade edilmişti. Şimdi bakanlığın elindeki sayı bu arkadaşlar. Yani 80 bin diyelim, hadi en fazla 90 bin. Bazı arkadaşlarımız zor 50 bin atama olacak. Bu sene 50 bin olursa ondan sonraki senelerde yani 20'şer bin yaptığında bir 2-3 yıl içerisinde öğretmen ataması bitiyor ve bir daha öğretmen ataması olmaması gerekiyor. Onun için sayılar arkadaşlar bakanlık nezdinde çok önemli. Bizzat buna şahit de olmuştum çalıştığım zamanlarda. Yani 30-35 bin gibi kulislerde bir rakam dolaşıyor. Bu da seçim öncesi sayı. Seçim sonrasına kalırsa sayının düşebileceği yine kulislerde konuşulmakta. Şimdi Sayıştay raporuna göre 2023 yılı Ekim ayında yapılan raporda ataması yapılması gereken öğretmen sayısının 138 bin olarak belirlendiği ortaya konmuştur. 138 bin. Farklı kaynaklardan elde edilen bu rakamların çeşitliliği atamayı bekleyen öğretmen adaylarının tam sayısının bilinmemesinden kaynaklanmakta. Şimdi burada kurum bazlı ihtiyaç ve net ihtiyaç sayıyı etkiliyor arkadaşlar. Bunu kanaldaki diğer videolarda da anlatmıştım, bahsetmiştim bundan. Şimdi kurum bazlı da ne oluyor arkadaşlar? Belli bir ders saatiniz, ders sayınız var. Buna göre ihtiyaç olduğu veya olmadığı ortaya çıkıyor. Mesela bir İngilizce öğretmeninden yola çıkarsak, kurum bazlı da ders saatine göre baktığımızda iki tane ihtiyaç olabiliyor. Okulun iki tane öğretmene ihtiyacının olduğu norm güncellemelerinde ortaya çıkıyor kurum bazlı da. Ama net ihtiyaç dediğimiz ihtiyaçta ne oluyor? İşte iki değil de bir tane öğretmen ihtiyacı yansıtılabiliyor. Yani o derslerin hepsini bir öğretmene yükleyerek alabileceği tüm dersleri kaç saatti? Mesela 34 saati ya da daha net olsun 15 saat maaş karşılığına giriliyor. 20 saat alması lazım kadrolu olması için. 20 saat. Mesela arkadaşlar 38 saatten yola çıkalım. 38 saatte bir okula okulun iki tane normu açılıyor. İki öğretmen ihtiyacı var normal şartlar altında. Fakat net sayılarda bakanlığın net sayılarına bir öğretmen olarak görünebiliyor. Yani biraz konu karışık ama dediğim gibi bizi ilgilendiren kurum bazlı ihtiyaçlar burada. Okulun ne kadar ihtiyacı olduğu, çünkü atamalar okullara yapılıyor. O yüzden biz kurum bazlılara dikkat edeceğiz. Yani bu şekilde bir veri var arkadaşlar. Atanmayı bekleyen öğretmen adaylarını etkileyen faktörler neler arkadaşlar? Bunları zaten hep konuşuyoruz. Yıllık öğretmen atamaları, emekli olan öğretmenlerin sayısı, en çok
sınıf öğretmenliğinde olduğunu söylemiştik. Yeni okul ve sınıfların açılması, bunlar da atamanın sayısını arttırıyor. Nedir? İşte yıllık öğretmen atamalarında tabii ki de 20 bin atanırsa mesela iyi hazırlanmış olan bir 15-20 binlik öğretmen bir yıl sonraki sınavlara hazırlanacak ve daha da rekabet ortamı yığılma oluşmaya başlıyor. Öğretmenlik mesleğinden ayrılanların sayısı, bu da ayrılanların sayısı bir şekilde öğretmenlikten, meslekten ihraç edilenlerin sayısı da atamalara yansıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar, umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.